Öncelikle tavuklarımızı tavuk suyuyla birlikte haşlayacağız. Tavuk göğsünü bu şekilde tencereye koyuyoruz. Tavuk suyunu da üzerine bu şekilde koyarak pişirme işlemine başlıyoruz. Sarımsakla başlayalım. Sarımsağı bu şekilde ezdikten sonra iki dişini ayırıyoruz. Ve iki tarafından sarımsağı bastırarak kolay bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Şimdi sarımsaktan sonra zencefilimizi de bu şekilde soyuyoruz. Rendeleyerek kullanacağız. Sarımsaklarımızı doğrayalım şimdi. Zencefilimizi rendeleyeceğiz. Mantarlarımızı da doğrayabiliriz. Sarımsağımızı şöyle kenara alalım. Yaprak yaprak doğrayabiliriz. Şimdi tekrar tavuğumuzu bir kontrol edelim. Tavuk göğsü pişmeye devam ediyor. Biz de şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz diğer tarafta. Şimdi ocağımızın altını da açalım. Hindistan ceviz sütümüzü tencereye döküyoruz önce. Evet, Hindistan ceviz sütümüz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Şimdi içerisine diğer malzemelerimizi katacağız. Önce sarımsak geliyor. Zencefili rendeleyebiliriz. Sarımsak ve zencefili ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Mantarlarımızı ekliyoruz şimdi içerisine. Yine karıştırmamızı gerçekleştirelim. Havlıcan. Havlıcanı bu şekilde atacağız içerisine. Servis ederken çıkartacağız. Havlıcanımızı koyduk. Biraz da limon yaprağı koyacağım. Bakın bu şekilde içerisine atabilirsiniz. Çok güzel bir kokusu var. 1-2 tane de çili biber doğrayacağım. Bir tanesini ayıralım. Servis yaparken kullanırız. Şimdi bunları da ince bir şekilde doğrayacağım. Şimdi biberlerimizi de katıyoruz içerisine. Tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Tavukları pişirmiş olduğumuz suyun içerisinden bir parça alarak çorbamızın içerisine ekliyoruz. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Evet. Çorbamız kaynayacak. Tavuk da piştikten sonra tavuklarımızı ince ince doğrayarak servis tabağımıza koyacağız. Ve bunun üzerine de kaynamış olan bu çorbamızı koyarak servisimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle tekrar ara ara karıştırıyoruz. Çok az da tuz koyalım. Çorbamızı böyle ara ara karıştırıyoruz. Biraz kaynadıktan sonra koyulaşacak. Tavuklar da piştikten sonra ince ince doğrayarak servis tabağımıza önce tavukları, üzerine de çorbamızı koyarak servisimizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika çorbamızı kaynattıktan sonra şu anda hazır. Servise geçebiliriz. Tavuğumuz da hazır. Tavuğu çıkartıyoruz. İyice pişti. Tavuktan birkaç tane ince dilim alıyorum bu şekilde. Ocağımızın altını da kapatabiliriz. Servis tabağımızın altına tavuklarımızı bu şekilde koyuyoruz. Şimdi çorbamızın içerisine az miktarda da esmer şeker koyacağım. Servisini yapmadan hemen önce gerçekleştiriyoruz. Tuzunu koyduk, acısını koyduk. Çok az da esmer şekerimizi ilave ettik şimdi. Karıştırıyoruz ve artık çorbamızı da servise sunuyoruz. Havlıcanı ve limon yapraklarını servise sunmuyoruz. Onları ayrıştırıyoruz içerisinden. Servisi gerçekleştirirken üzerine biraz da taze kişniş koyacağız şimdi. Ve biraz da kırmızı biberlerden koyuyorum. Yemeğimiz artık servise hazır.